Kara kış Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeydoğusunu esir aldı. Hızı saatte 113 kilometreye varan rüzgar ve kuvvetli kar fırtınası günlük hayatı çileye dönüştürdü. Kötü hava şartları nedeniyle ülkede 14 kişi hayatını kaybetti. New York'taki Times Meydanı'nı kar yığınlarından temizlemeye çalışan görevliler işlerinin kolay olmadığını söylüyor. Kar suyla karışınca temizlemesi daha da güçleşiyor çünkü ağırlaşıyor. Turistler ise manzaranın tadını çıkarıyor. Güzel bir değişiklik oldu ama Avustralya'nın sıcağında daha rahatım. Kar fırtınası nedeniyle 100 bin civarında konut ve iş yerinde elektrik kesintisi meydana geldi. Hava muhalefeti ulaşımı da felç etti. Ülke çapında 4 bine yakın sefer iptal oldu. 1500'den fazla seferse aksadı. Yolcular havalimanlarında mahsur kaldı. Uçuşumuz iptal oldu. İptal olacağına dair bir bilgilendirme de yapılmadı. Şimdi de ertelendiğini söylediler. En erken ne zaman uçarız emin değilim ama kısa süre içinde olmayacağı kesin. Boston'da 30 santimetreye geçen kar kalınlığının ilerleyen günlerde yarım metreye kadar ulaşması bekleniyor. Bölgede son 40 yılda görülmemiş oranda su baskınları yaşandı. Meteoroloji, kuzey eyaletlerde hava sıcaklığının -20'ye kadar düşebileceği uyarısında bulundu. Doğu sahillerinde acil durumlara müdahale etmek için 500 güvenlik personeli görevlendirildi.